Dünya insanın asıl vatanı değildir. Bütün kainat vicdana verilse, vicdan sonsuz yaşamak arzusundan asla vazgeçmez. İnsanın ruhu ahirete aşıktır. İnsanın vicdanı ebedi ahirete, ebedi saadete bakar, ahiretten haber verir. Demek insan kendini okumalı. İnsan kendini ihlasla, güzel bir niyetle okumaya gayret ederse, hem Allah'ın varlığından, birliğinden çok güzel haberleri kendi varlığında bulur, hem de ahiretten haberlerle karşılaşır. Evet, insanın vicdanı ebedi hayata bakar. Yani ruhun ahirete bakan penceresi vicdandır. Nasıl ki kokular alemine ruhun açılan penceresi burundur, sesler alemine ruhun açılan kapısı veya penceresi kulaktır, eşyaya, gördüğümüz mahlukata ruhun açılan penceresi gözdür. Ruh bu aleme göz penceresiyle bakar. İnsanın ruhu ahirete aşıktır. Sonsuzluğu ister. Çünkü beka için, sonsuzluk için insan yaratılmıştır. Dünya insanın asıl vatanı değildir. Ana rahminde üç karanlığın içindeki bebek dünyaya hazırlandığı gibi veya ana rahminde üç karanlığın içindeki bebeğin elleri, kolları, ayakları dünyaya baktığı gibi, ancak dünya ile onların manaları ve güzelliği görüldüğü gibi, insanın duyguları, latifeleri, yani insanın mahiyeti ahirete bakar. İşte ruhun ahirete bakan penceresi vicdandır. Kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed, ebed, yani daimi hayat, daimi hayat sesini işitecektir. Risale-i Nur Külliyatı'ndan sözlerde, 29. sözde, haşir bahsinde ifade edildiği gibi, bütün kainat vicdana verilse, vicdan sonsuz yaşamak arzusundan asla vazgeçmez. Demek ki insanın bedeninin atmosferle alakası nasılsa, insan ruhunun ahiretle, ebedi alemle alakası öyle bir alakadır. İnsan vicdanının daimi hayatı şiddetle, daima istediğinin bu dünya hayatındaki yansımalar nelerdir? Bütün dünyada, her ülkede hastane var. Bütün dünyada, bütün devletler ilaçla ilgili, hastalıkla ilgili belki en önemli kaynaklarını oraya ayırıyorlar, orada kullanıyorlar. Demek ki insanlar sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyor. Sabaha karşı uykunun tatlanması gibi ihtiyarlık döneminde bile insan hasta olduğunda hemen hastaneye giderek, sık sık kontrol yaptırmak isteyerek, ben yaşamak istiyorum diyor. Sağlıklı bir şekilde sevdiklerimle daima yaşamak istiyorum diyor. Demek ki insanın mahiyeti, insanın ruhu vicdan penceresinden ahirete baktığı için ahiret, ebedi alem insanı çekiyor. İnsanın ruhu, vicdanı daima sonsuzluğu arıyor. O sonsuz alem de şiddetle insanı çekiyor. O halde ahireti dikkate alarak yaşayalım ki ruhumuzu havasız, susuz bırakmayalım. Ahireti dikkate alarak yaşayalım ki vicdanımız da ruhumuz da gıdasını bulmuş olsun. Cenab-ı Hak ahireti esas alan bir hayat yaşamayı seçmeyi, böylece iki dünyada saadete kavuşmayı hepimize nasip eylesin.